biliniyor. Avlunun diğer tarafında Mevlevi dergahındaki yaşam tarzını anlatan canlandırmalar yapılmış. Postnişin, yani en yetkili Mevlevi dervişi ve derviş hücresi dergahı ziyaret edenlerin ilgisini çeken bölümlerden. Dergah yaşamında o zamanlara ait dervişlerin çile çektikleri bu hücrelerin yanında dervişlik makamından önceki 1001 günlük çile döneminde kullanılan aletler de sergileniyor. Keşkülü fukara, gurur ve kibirlerini yenmek için dilenmeye mecbur edilen dervişlerin her çeşit kuru yiyeceğe koydukları kabın adı. Can denilen yeni Mevlevi adayları 1001 günlük çile süresinde Mevlevi dedelerinin nezaretinde 18 çeşit hizmetten geçirilirmiş. Bu hizmetlerden biri de pazarcılık. Burası Mevlana Dergahı'nın matbah bölümü, yani yemekhane bölümü. Burada bir pazarcı ve aşçı mutfakta bulunuyoruz. Kazanlar var. Kazanlarda çorbalar pişiyormuş eskiden. Pazarcı hemen önünde pazar maşası var. Pazara gittiğinde pazarcının özel bir yeri var. Dergâhtan olduğunu anlıyorlar. Fazla konuşmuyorlar, meşgul etmiyorlar. Pazarcılar o şekilde davranıyor ve pazarcı pazardan alacaklarını alıp dergâha getiriyor. Dervişlerin aynı kaptan çorba içtikleri somat sofrası ve sema taliminde kullanılan çivili tahtada bu bölümde mankenlerle canlandırılmış. Esme ey seher yeli, sevgilinin zülüfleri sarsılır. Oynarsa saçının bir teli yüzünde dünya sarsılır. Konya'da Mevlana'nın görüşlerinden ilham alarak toplumu aydınlatan pek çok halk aşığı yetişmiş. Bunlardan biri de Aşık Şemi. Aşık Şemi'nin mezarı sevgili Mevlana'sının hemen yanı başında. Mevlana öğretisiyle bütün dünyanın çekim noktası olmaya devam ediyor. Onu tanımak ve Mevlevi olmak isteyen pek çok kişi her yıl onu ziyaret ediyor ve felsefesini yaymaya çalışıyor. So about 1980 we came to Turkey. 1980 yılında Türkiye'ye geldik. Din ve mistisizm üzerinde 10 yıldan uzun süren çalışmalarımız vardı. More than 10 years. But we came to Turkey in 1980. 1980 yılında Konya'da bir Mevlevi şeyhi olan Süleyman Hayati Dede'yi ziyaret etmek için Türkiye'ye geldik. Amerika'ya geri döndük ama 1985'e kadar her yıl bu gelenekle ilgili onunla bağlarımı kesmedim. And everything opened up from there. We felt that her şey o zaman başladı. Ne olursan ol geli anlattık. Babamla birlikte 1985'te Süleyman Dede'yi tekrar ziyaret ettik. Visiting Süleyman Dede, who was our sheikh until his death in 1985. Mevlana felsefesini hocalardan ve araştırmacılardan öğrendim.
Ve bu felsefe konusunda kendimi geliştirdim ve Amerika'da bu felsefeyi öğretme yetkisini aldım. The Mevlevi way in America. First of all, the way of Mevlana for us is a way of wisdom. İlk engelimiz Mevlana'nın hikmetinin bizim için tam olarak bilinmiyor olmasıdır. Zaten o bu yüzden hikmettir. İlk olarak Mevlana'nın öğretisini daha iyi anlamalı, bilmeli ve öğrenmeliyiz. Bizim için Mevlana içilmesi gereken bir su gibidir. Şöyle özetleyebiliriz. Mevlana is pure water that we want to drink and he's oxygen we want to breathe. İhtiyaç duyduğumuz bir öğreti. Can anlamında. Hristiyanlık, Hinduizm, Budizm gibi. Mevlana'nın Sufizmi bazı yönlerden daha olgun bir öğretidir. Yaşam, derin aşk, manevi dostluk açısından tam ve olgundur Mevlevilik. Ve daha güzel, çok çok güzel. Ve en zoru da zaten bu güzelliğin hissedilmesi değil midir? Bu yolda aşkı hissediyorsunuz. Gerçekten hissediyorsunuz aşkı. Ve eğer bu aşkı görürseniz şükran duygusunu da hissediyorsunuz. Bu yolda biz onu seçmedik. O bizi seçti. Her şeyi o seçti. Manevi düşüncelere göre bu böyle. Kalp için iyi, ruh için iyi ve beden için iyi. Ve manayla hikmet arasında büyük güzellik. John, benim John, benim ruh, bu hikmet ve insanlık, gerek lazım.